peki? Sizin neyiniz var? Anlat bakalım. Kaçmanı da yer aç şuradan. Söyle bakalım. Benim bu omuzlar ve şu sağ tarafı kalça. Dizlerinde var ama bu kalça vuruyor diyorlar. Ne zamandan beri? Ameliyete gidecektim ben. Saver hocamın sizi gördüm. Sağolun. Ondan bir gideyim sonra görüneyim dedin. Yok, gördüm, kağıtlarımı aldım. İki buçuk aydır evdeyim. Bekliyorsun. Vallahi bekliyorum, gitmedim. Mahmut, boydan gör. Bak ya, nerede, aman düşecek gibi duruveriyorsun, korkutma beni. Öyle, evet. Şöyle şu tarafa doğru gel bakalım. Ha. Şimdi dizinde mi belinde mi ağrı var? Benim belinde var. Vuruyormuş. Dön böyle bir tane. Söyleyeyim. Dön bakalım. Ne dön. Zamandır bu haldesiniz? Aşağı yukarı 10 yıldır çekiyorum. 10 yıldır böyle misiniz? Bu kadar değildi de. Gittikçe arttı. Ne zaman arttı? Şu 3 senedir böyle. 3 senedir. Yürü bakalım biraz daha şöyle. Ama sen böyle ne kadar gidebilirsin ki zaten denge? Hiçbir yere de gidemiyorum. Düştün mü, oldu mu? Oldu. Nasıl düştün? Rahmetlik anneciğim vefat etti. İşte dön böyle, Allah rahmet eylesin. Oraya geçerken böyle bir şeylerimle gittim. Bu dişler falan da gitti. Hatta tekrar yaptırdım ama tekrar ondan sonra. Denge de yok çünkü. Bakın, Rüveyda'nınki bu kadar kalkmıyordu. Evet. Ama o 23 yaşındaydı bir de yani. İşte şimdi kilo olmasaydı hanımefendi, ağrısı da bu kadar olmayacaktı. Ah hocam, o kilolar var kendiliğinden geliyor ya. Menopozdu, hareketsizlikti derken ağrıydı. Ah, iyi misin? İyiyim. Şimdi dizimin üstünü bükerken ağrı. Hocam ben gördüm, bazen böyle sıkıyorum buraları, böyle diyecek. Kız kendi kendine sıkma, o biliyor da sıkıyor. Var mı ağrı? Kilitlendiniz. Konuşabiliyor musun? Konuş. Buraya basınca ses kesiliyor. O kadar ağrıyorsa söyle bana da, ben bileyim ağrıyor. Ne oldu. Evet. Çok ağrıyor şimdi. Düştükten sonra ağrılarınız arttı mı? Ne zaman düştünüz? 3 yıl oluyor mu? Oldu. 3 yıldır ağrılarınız var. Evet. Tamam. Düşünce şu iskelet var. Şöyle yüz... Orada gösterebilirsiniz. Bak seni gösteriyor şöyle şimdi. Şöyle yüzümün üstüne düştüm. Eyvah eyvah. İşte denge olmayınca. Düştüklerinde. Bak hocam gösteriyor ne olmuş sana diye bak. Şu kemik yukarı kayabiliyor. Ha. Bu kemik yukarı kaymış muhtemelen. Şimdi o kalçası da dönmeyecek muhtemelen baktığımda. Daha bir çok... düşmeyle mi oluyor bu? Aman dikkat edin kendinize. Bel fıtığıyla alakalı da olmayabilir bu ağrı. Çünkü bacak çok güzel kalktı. Sinir baskısı yok. Uyuşmanız falan yok değil mi? Var hocam. Hemen yapınca şu ellerim bir iki dakikada bacağınızda uyuşma oluyor. Bacakta mı? Ayaklarımda da uyuşma, karıncalanma oluyor. Altlarda oluyordur. Altlarda. O onunla alakalı yok, değil. Yok o kadar şeyler. O onunla alakalı değil. Bu tarafa dönün. Bir de insanlarımız ağrılarını çok ayırt edemiyorlar. Karıştırıyorlar hep. İşte sizin güzel sorup bizim her şeyi güzel cevaplamamız lazım. Aslında bak, bu programın bir sebebi de siz doktora gittiğinizde cevapları güzel verin diye. Alttaki ayağı uzatalım. Ama size de teşekkür etmek istiyoruz sizin sayenizde. Evet. Hem ay ne demek hocam, bizim fizyoterapistlerin ne iş yaptığı anlaşıldı. Bu. Hem de hastalıklar çok iyi anlaşıldı. Size çok minnettarla iletmemi istediler. Ay sağ olsunlar. Canım benim, sağ teşekkür olasın. Teşekkür ediyorum hepinize. Hadi inşallah sana da faydamız bakın, olur. Bakın dönmüyor. Tahmin ettiğimiz. Kalça yok. Son 3 yıldır ağrıları var. 3 yıl önce düşmüş. Yoğun stres yaşamış. Ondan sonra en az 10-15 kilo aldınız herhalde. Tam bir şurada. Ameliyat demişler. Tam 10 senedir. Şuramın ağrısı oturdu bir de, şuralar batıyor şu 2 tane. Burası. Neylesin sen? Bakın çok o bahsettiğim yer. Tatlı. Zahide Hanım. Karadeniz'e selam. Ağrıyan yer tam da bahsettiğimiz yer. Ben geldim yer. Buraya 3 defa daha geldim. Göz göze burası. Geldik ama iş yapamadım. Sen bana söylemedin mi kuzum, söyleyeydin ya. Denk gelmemiş. Peki hadi bakalım. Ben yine omurgayı İyi miyim? Gevşeteyim. Benimkiler sandalye ister misin diye sorarlar. İyiyim. Serbest kalkarım bak şimdi. Bakın işte böyle olduğu zaman fizyoterapistlerin de bel sağlığını tehlikeye atıyorsunuz. Hocamın da annesi bizi seyrediyor var ya, bana diyor her seferinde hakkını helal etsin annesi. Ay helal etsin vallahi. Serbest bırak. Çok haklı. Serbest bırak. Sen vallahi kendi bırak. Bu mesleğin de zorluğu böyle. Elinizi başınızın altına alın. Bozma. Şu an ben omurgayı hazırlıyorum. Hiç sen hocamın kıpırdattığından başka bir şey yapma, tamam mı? Alttaki ayağını uzat. Ama en azından meselesini anladık. Yani çözmek için elimizden geleni yapacağız. Hadi bakalım inşallah. Aksaması da ondan. Bir ayağı çünkü yukarıda şu an. Düşmedim. Hadi şimdi bir daha yürüt. Allah. Yüzüstü yat şimdi. İyiyim. Yüzüstü yat. Dur. Yüzümün üstüne. Evet. Şöyle bu tarafa doğru. Sırtım üstü. Yüzüstü. Ha yok pardon, böyleymiş. Evde aman siz kendiniz sakın böyle şeyler yapmayın evde. Burada yapılınca oluyor gibi geliveriyor çünkü bu işin uzmanı yapıyor. Buradan yatışta bile belli zaten de. Kısalık mı var? Bakın farka. Gördünüz kısalık mü? Kısalık var. Bir biraz ayağın diğerinden kısa. Yalnız ciddi fark var.
biraz öncekinden. Oo evet. Ya Kemal abi sen derlice ha onu koysana üstüne. Bak benim yaptığım gibi çok yaşa bak bak. Oo hem de nasıl fark var. O yüzden aksıyor. Oo sizin o beyaz gömleğin kısmı var nasıl görünüyor buradan? Ayağının biri bayağı kısa senin kuzum sen hiç farkında değilsin. Düşüyor. Düşünce bu kemiğin üstüne düşüyor. Ya. Bu yukarı kayıyor. Yapabilecek miyiz şimdi? Gücüm yeterse. Yeter yeter. Hadi inşallah Allah'ın izniyle. Bırakın. Ha. Burası değil mi hep ağrıyan yer? Hocam. Tamam aha, burası. Tamam burası. Evet. Aha, orada belli bastığın yer. İşte bu bahsettiğim kemik. Evet. Gerçi hocam gücüm yeterse de bu güç de değil. Bak bu teknik. Evet. Onların yaptıkları bambaşka şeyler. Bak bir görsene Zafer Hoca'yı neler yapıyor. Bak bak. Sol ayağın parmak ucunda. Uzaktan gör. Bak vücudunu gör hatta bak. Detay vereyim mi? Karın kaslarımı kasıyorum belime yük binmesin diye. Tabii bir de sizin de kendinizi korumanız da lazım. Sağ omuzum parçalanmak üzere. Ay öyle deyip sen de beni korkutma şimdi Zafer yapma Allah aşkına. Yok yani güç harcadığımı anlayın diye. Tabii mecburen öyle de. Sol ayağımı ciddi kas geriliyor şu ama an. Ben bu kadar şey görmedim hiç. Bak kaçıncı programımız bu? Bu kadar ikisi ayak farkı evet. Görmemiştim. Siz de gördünüz değil mi Kemal Bey? Bayağı farklı yani ayağı. Farklı derken şimdi bakın. Hadi canım. Vallahi bravo. Vallahi bravo. Dön sırt üstü dön şimdi. Sen şimdi ne olup bittiğini çok farkında değilsin ama yavaş sırt yavaş. Üstü. Yavaş yavaş. Şimdi biz hepimiz görmüş olduk böyle. Hah, dön bakalım bir tane. Ha. Kilo vermezsen seni ikinci seans almayız. Eyvah eyvah. Ah bu kilo. En az 4 seanstaki kişi var. Ben böyle tehdit ediyorum hep hastalarımı. Yatağı mecburen. Tutun. Yatağı tut. Yatağı tut. Tut. Ha. Bırak bana bu. Özellikle bel ağrılarının %80 geçmemesinin sebebi kilo. Ah hocam ya o kiloyu vermeyi biz de istiyoruz da gitmiyor işte. Çünkü niye gitmiyor? Sıkıntı. Yürü diyorsunuz yürüyemiyoruz. Hareket edemiyoruz zaten acıyor. Allah. Şuramda bir topum kalmış. Bir o kalmış. Ama iş var daha. Ama sen kız 5 dakikadır yatıyorsun şurada. Evet. En az 45 dakika işi var her seansta. Vallahi az önce hiç bu kadar hızlı gidemiyorduk söyleyeyim. Elim deli yapınca gidemiyordum. Ya. Ay bu kısmına bayılıyorum bu işlerin. Gövdesi de bu arada şu şekilde. Niye ağlıyor? Niye ağlama canım? Zahide Hanım. Ha. Gövde de şu an şu şekilde duruyor. Ha, yan duruyor. Daha işi çok yani. Onu da 2 dakika düzelteyim vakit varsa. Öyle mi? Vallahi yeni izleyicilerim bekliyor. 30 saniye. Tamam. Böyle yap. Yap bakalım şöyle dön ama izleyicimize doğru. Ha. Bakın sağda. Serbest bırak kendini. Ay hocam dikkat edin. Aa, yok yok korkma. Dikkat edin. Seyirci de efekt veriyor. Ama ne bilelim biz de böyle bir... Bak kavraması da zor gördün mü? Ay Allah. Bozdunuz hocam dur. O yüzden kilo verin diye adamcağız ama yapacak bir şey yok. Ailesi kimse. Ekmek vermesin. Ay kıyamam. Yürü şimdi. Şimdi yürü bakalım bu kadarcık mıydı? Daha var da... Oho! Daha ne olsun? Dön, dön, dön.